Merhaba Arit Atölye, hoş geldiniz. Bugün sizlerle makrame geyik yılbaşısı yapacağız. Bu şekilde isterseniz yılbaşı ağaçlarınız için, isterseniz dekor olarak duvarlarda, kapı süsü olarak veya hediyelik olarak kullanabilirsiniz. Yapımı inanılmaz basit ve en güzel yanı şu anda web sitemizde kit olarak da satışta. Hadi hemen yapımına başlayalım. Bu geyik süsü için kullanacağımız iplerin ölçüleri şu şekilde. Ekru renk ipten 140 cm uzunluğunda kullanıyoruz bir tane. Bu taba renkten 8 tane 105 cm uzunluğunda. Yeşil iplerden 2 tane 80 cm ve 2 tane 110 cm uzunluğunda kullanıyoruz. Şöyle küçük bir parça jüt ip ihtiyacımız olacak en son asmak için. Halka olarak ben 8 cm çapında bir halka kullandım. Ama isterseniz daha küçük halkalarda kullanabilirsiniz. Şu şekilde 55, 60 ve 70 cm çaplarında. Burun kısmına şamlardan kullanabilirsiniz veya bu şekilde ahşap boncuklardan kullanabilirsiniz. Ben bu modelde küçük boy çan kullandım ama şimdiki modelde ahşap boncuk kullanarak yapacağım. Şöyle başlıyoruz. Öncelikle ipimizi şöyle kenara alalım. Ekru ipimizi ikiye katlıyoruz. İki ucunu bulup ortasını buluyoruz ve direkt halkaya geçiriyoruz. Şöyle şu tarafını kullanacağız. Şimdi bu iki iple halkanın etrafına geçeceğiz. Şöyle yapıyoruz. Öncelikle bu ipi üste atıyoruz. Halkanın üstünde duruyor. Alttan çekiyoruz. Şu halkanın içinden geçiriyoruz. Şimdi de yine bu U şeklini veriyoruz. Bu sefer halkanın altından geçirip bu boşluktan geçiriyoruz. İpin sonuna gelene kadar, küçük bir parça kalana kadar bu şekilde düğümlerimizi devam ettiriyoruz. Üstten aldık. Şimdi şöyle içinden geçiriyoruz. Bu taraf için de aynı şekilde ipi halkanın üstüne atıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Sonra bu halkanın içinden çekiyoruz. Şimdi ip altta kalıyor. Buradan çekiyoruz ve bu halkanın içinden geçiriyoruz. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayalım. Şu ortada biraz da boşluk kalacak boynuzları için. Bu kısmı tamamladık. Toplamda 21 düğüm oldu. Şimdi taba rengi geçiyoruz. Şöyle takıyoruz ipimizi. 8 ipi de bu şekilde geçiriyoruz. Bu sefer bu düğüm kısmı, yani şu kısım arkasında kalacak. Önde gözükmesini istemiyoruz. Boynuz kısmında 8 ipimizi de aynen bu şekilde takıyoruz. İki ucunu eşitledik. Halkanın altından geçirin. Diğer 2 ipi de bu boşluğun içinden geçiriyoruz. Eşitliyoruz. Halkanın içinden, altından ve içinden. 8 ipimizi de taktık. Şimdi dörder dörder şöyle ayırıyoruz. Bu bir boynuz için, bu da bir boynuz için. Şimdi şu iki ipi alıyoruz. Şunları ayıralım. Buraya kare düğüm yapıyoruz. Diğer bu tüm 6 parça ip burada kalacak. Dıştaki 2 ip ile örüyoruz. 3 tane kare düğüm yapacağız. Makrame düğüm tekniklerini bilmiyorsanız eğer daha önce paylaşmış olduğumuz videolarda temel makrame düğüm teknikleri videomuz var. Oradan da bakabilirsiniz. Tane kare düğüm yaptık. Şimdi bunları ikiye ayırıyoruz. Dörder dörder kendi içinde. Bunları atalım. Şu şekilde. Dört buraya, dört buraya. Şimdi buradan kare düğüm yapmaya devam ediyoruz. Yine üç tane de burada kare düğüm yapıyoruz ki boynuzlar oluşsun. Şimdi aynı şekilde bu tarafı yapıyoruz. Tamamlandı. Şimdi aynı işlemi bu taraf için yapıyoruz. Önce tüm ipleri kullanarak kare düğüm yapıyoruz. 3 tane. İki
2 boyunca da tamamladık. Sadece kara düğüm tekniğini kullanarak ipleri biraz kısaltabiliriz. İsterseniz ipi biraz daha kısa tutabilirsiniz ama düğüm atarken zor oluyor. Şöyle şu kadar bırakacak kadar kısaltıyorum ipleri. Toparlama kısmına şu uçlarını en son göstereceğim. Bunları da silikon tabancasıyla yapacağız. Şimdi fiyon kısmına geçiyorum. Bu fiyongu yapacağız. Şimdi iki tane kısa, iki tane uzun ipimiz vardı bu. Haki renkte. Uzun ipi şöyle alta koyuyoruz. Kısa iplerden birini de üste koyuyoruz. Kısa ip üstte, uzun ip altta kalıyor. Bir kağıt bant alalım. Bunu sabitleyeceğiz. Şöyle yapacağız. İkisinin ucunu işledikten sonra kısa üstte, uzun altta. Şuradan bir 15 santim mesafe bırakıyoruz. Ve buradan kağıt bantla işaretliyoruz. Şöyle biraz kaydırıyorum. Kısa ip burada kılavuz ipi olacak. Az önce bu halkaya ipi düğümlediğimiz gibi aynı şekilde düğümleme yapıyoruz. Yonk için. Önce ip üste atıyoruz. Kısa ipin üstüne atıyoruz uzun ipi. Ve bunun içinden geçiriyoruz. Şimdi aynı ipi kısa ipin altından geçiriyoruz. Bu kısa ip bu şekilde duruyor. Bunun içinden geçiriyoruz. Üste atıyoruz. Alttan geçiriyoruz. Ve içinden geçiriyoruz. Bir tane düğüm yapıyoruz bu şekilde. Bu yeterli oluyor. Fiyonkun daha büyük olmasını istiyorsanız birkaç düğüm daha atabilirsiniz. Ama bu şekilde ideal bir fiyonk ebatı oluyor şöyle. Bu yarısı olacak. Aynısını diğer iplerimizde yapıyoruz. Yine iki tane ipimiz vardı. Biri uzun, biri kısa. Bu haki renkte. Yine kısa ip üstte kalacak şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Şurada bir 15 santim mesafe bırakıyoruz. Ve düğümleme işlemine başlıyoruz. Yine 11 tane düğüm yapıyoruz aynı teknikle. İki tane haki renklerle bu şekilde düğümlerimizi attık. Şöyle şu dıştaki iplerle dıştaki ipleri alıyoruz. Diğerlerine hepsi ortada kalıyor. Ve yine bir kare düğüm yapıyoruz. İsterseniz bunları bantlayabilirsiniz. Kaymaması için isterseniz bu şekilde elinizde yapabilirsiniz. Şöyle bir sıkalım. Bir tane kare düğüm yapıyoruz. Sonra bu ipleri yine buradan çekiştirebiliriz. Ve fiyongumuzu da oluşturmuş olduk. İplerin uzunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle kesiyorum. Biraz daha kısaltabilirsiniz. Uzunluğu kısalı bırakabilirsiniz. Fiyong da tamamlanmış oldu. Şimdi fiyongu buraya yapıştıracağız silikon tabancası ile. Bir de burada bu çanı kullanmıştım. Bu sefer şöyle ahşap boncuk kullanmayı düşünüyorum. Bu şekilde. Daha sonra şu iplerimizi gizleyeceğiz ve süsümüzü tamamlamış olacağız. Şimdi öncelikle bir boncuğu takalım, tam ortaya yerleştirelim. Boncuğun etrafına silikon ısındıysa bakalım. Şöyle geçiyoruz. Ve tam şöyle ortaya gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Hemen bunun altına bu yaptığımız fiyongu yapıştıracağız. Onu da şöyle bakalım. Şu şekilde gayet uygun şu kısımlara sürmemiz yeterli olacak. Fiyongu da yapıştırdık. Şimdi şunları gizleme kısmına geliyoruz. Bunun için yine bunları biraz kısaltabiliriz. Hepsini tamamen silikonla yapacağım. Arkasının çok bir önemi olmadığı için, bir duvar süsü veya ağaç süsü olacağı için şöyle yapıştırıcıyı sürüyoruz silikonu. Ucuyla bastırıyoruz ve arkaya yapıştırıyoruz. Bunu da kısaltıyorum. Aynı şekilde arkasını yapıştırıyoruz. Tüm bu boynuzlar için de aynı şekilde bu işlemi tekrarlıyoruz. Arkasını yapıştırarak gizliyoruz.
uç kısmını yapıştırdık ve geyiğimiz tamamlandı. Arkadan silikonlar gözükebilir ama dediğim gibi bir duvar dekoru veya ağaç üstü olacağı için arkasının çok önemi yok. Şu modelde çan kullanmıştık. Aynı boncuğu yapıştırır gibi çanı da silikonla bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Son olarak da bu jüt ipimizi şöyle tam şu ortadan ayıralım biraz. Bu iki boynuzun ortasından takıyoruz. Şuradan da bir düğüm attığımızda askerini de yapmış oluyoruz. Geyik süsümüz tamamlandı. Çok kolay, yapması da çok eğlenceli bir süs oldu. Yılbaşı ağaçlarınızı kullanabilirsiniz, kapı süsü olarak kullanabilirsiniz, daha küçük boylarda yapabilirsiniz. Hediyelik olarak da oldukça tatlı bir alternatif. Evet, geyiklerimizi tamamladık. Bu videoda ahşap boncuk kullanarak yaptık burnunu ama daha önce şöyle küçük çanları kullanarak yapmıştık. Siz nasıl tercih ederseniz iki şekilde yapabilirsiniz fakat kitimiz de çan ile satışta olacak. Yapımı gördüğünüz gibi inanılmaz basit ve çok kısa sürede yapılabiliyor. Kitlerimiz tekli yani tam ölçülerde satışta olacak. O yüzden bir adet süs çıkıyor kitlerden. Ama siz daha fazla yapmak istiyorsanız kullandığımız tüm malzemelere videomuzun açıklama kısmından direkt olarak ulaşabilirsiniz. Hepsinin linki mevcuttur. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.